Ufak ufak YGS Zirvesi'nin sonuna geliyoruz. Bu iki günü değerlendirmek ve YGS Zirvesi kapanışını yapmak üzere YGS Türkiye Ülke Direktörü Fulden'i bekliyorum derken burada. Merhaba Ayça'cığım, çok teşekkürler. İki gün boyunca YGS hayal ortakları ve YGS mezunlarının birbirinden değerli konuşmalarını dinledik. Ve bu konuşmalardan da aldığımız bazı notlar var. Sizlerle onları paylaşmak istiyoruz. Dün ilk başta Harvard Business Review yayın yönetmeni Serdar Turan'ın konuşmasıyla başladık. Serdar abi konuşmasında geçmişe bağlanma, geleceği belirle diye paylaşmıştı. Bu söz bizi çok etkiledi. Çünkü YGS'nin aslında zirvenin konseptlerinden biri olan The New Solution Prediction konseptiyle çok güzel bağlanıyor. Sonrasında Erhan Hoca'yı dinledik. Erhan Hoca da yine konuşmasında gerçek lider kişinin kendisinin bile farkında olmadığı eşsiz potansiyelini açığa çıkartan kişidir diye paylaştı. YGS programlarının da özü hep mentorluk diye söylüyoruz. O yüzden Erhan Hoca'nın bu sözü de mentorlukla çok güzel bağlanıyor. Sinan abi de konuşmasına Guspet'in, bilim insanı Guspet'in çok çarpıcı bir sözüyle başlamıştı. Bu sözü isterseniz bir hatırlayalım. Çevre problemlerinin ana sorununun iklim değişikliği ve ekosistemin çöküşü olduğunu düşünüyorduk. Ama esas sorun insanların bencilliği olduğunu paylaşmıştı. Ve bilim insanı olarak da bu sorunlara maalesef bir çözüm bulamıyoruz diye söylemişti. Sinan abi konuşmasında aslında bunun çözümlerinin ne olduğunu paylaştı. Ve çok da güzel bir söz söylemişti. 2721 yılında da YGS zirvesi yapıyor olacak mıyız diye sordu. Ve bu sorunun cevabını da aslında şöyle verdi. YGS'nin değerlerine bağlı olan YGS gönüllüleri, aşka çalışan YGS gönüllüleri olduğu sürece YGS ilelebet payidar kalacaktır diye paylaştı. Akşam seanslarında da Mehmet Toner ve Gökhan Hoca'nın konuşmasını dinledik. İki tane bilim aşkıyla aslında hani hakikati aramak için, gerçeği aramak için bilimi ve sanatı kullanan iki bilim insanının sohbetini dinlemiş olduk. Bizlerin enerjisini çok yükseltti ikisinin sohbeti. Gökhan Hoca da konuşmasının sonunda Yunus Emre'nin bir sözünden bahsetmişti. Yunus Emre'nin sözü de şuydu: sizi gerçekten ayıran ne varsa atın gitsin. Nasıl olsa kaybolup gidecek. Biz bu söz üzerine hala konuşuyoruz, notlar alıyoruz. Siz de üzerine ekstra düşünebilirsiniz. Gary Grass da Heart of Science diye tweetinden bahsetti. Çok güzel bir aslında söz. Ve tweetin içinde şunları söyledi. Birçok şirket, hatta şirketlerin yaklaşık %99'u ilk başta büyümeyi hedefliyor ve sonrasında bir sosyal etki yaratmaya geçiyor. Ama tweetin ilk kurulduğu günden bu yana hep sosyal etki yaratma amacıyla kuruldu ve hala da YGS değerlerini yaşıyor ve yaşatıyor. Aslında YGS girişimlerinin de ortak özelliğini bizimler için paylaşmış oldu Gary Grass. Ve Birleşik Krallık Başkonsolosu Kenan Paleo'nun konuşmasını dinledik. Kendisinin ev sahipliğinde 23 Nisan'da Kraliçenin himayesinde de bilim seferberliği için bir araya gelmeyi dört gözle bekliyoruz. Peki 2022'de neler olacak? YGS'da hangi güzel gelişmeleri duyacaksınız? Biraz da onlardan bahsetmek istiyorum. Bilim Seferberliği Projesi ile bu zamana kadar tüm Türkiye'den yaklaşık 275 bin çocuğa ulaştık. 2022 yılında da amacımız 81 ilde 81 bilim şenliği yaparak birçok çocuğa ulaşmak ve 2023 yılında, yani Cumhuriyet'in 100. yılında da hedefimiz 1,5 milyon çocuğa ulaşmak. Böyle büyük hayaller kuruyoruz ama o hayaller içinde çalışan birçok ekip var. Hatta güzel bir gelişme, şu an artık İngiltere'den de yeni bir YGS ekibi olacak ve onlar da yine aynı şekilde çalışmaya devam edecekler. World Science Movement projesiyle bu zamana kadar Uganda, Ghana, Kenya gibi ülkelerin de olduğu yaklaşık 20'nin üzerinde ülkede bilim seansları yaptık. Bilim seferberliği oralara kadar ulaştı. Amacımız İngiltere ve aynı şekilde İtalya'daki ekiplerimizle birlikte bu aslında seansların sayısını çoğaltmak, arttırmak. İngiltere, Türkiye, İtalya'daki en parlak gençler, en dezavantajlılara en son teknolojiyi götürmeye devam edecekler. Ama bir yandan da bu sene bizi çok heyecanlandıran bir yeni başladığımız bir projemiz var. Türkiye'deki tüm lise öğrencilerine ulaşmayı hedeflediğimiz Bilimle Buluş projesi. Bu proje kapsamında tüm lise öğrencileri kendi etraflarında gördükleri sorunlara bilimle ve teknolojiyle çözümler geliştirecekler. Ama burada güzel olan sadece teknolojiyi geliştirmekle kalmayıp, yani o projelendirmekle kalmayıp bu projeleri de hayata geçirecekler. Tabii lise öğrencilerini dedik ama üniversite programımız da devam ediyor. Bize bu zamana kadar birçok yerden gelen en büyük geri bildirimlerden bir tanesi, YGS programlarındaki kayıtların, başvuru sürecinin ve değerlendirme süreçlerinin çok uzun olduğuydu. O yüzden biz de bu sene, bence herkesi çok mutlu edecek bir gelişme, ilk
programların ilk basamakları herkese açık olacak. Bir değerlendirme ve seçim süreci yok. O yüzden herkesi programlara dahil olmaya dört gözle bekliyoruz. Bir yandan da YGN mezunları ile birlikte UpSchool, TV'in, WeWalk gibi yeni çift kanatlı girişimleri de hayata geçirmek için çalışıyoruz. Artık biliyoruz ki şu anki başarının tanımı bir etki yaratmak. Bizler de insanlığa faydalı, etki yaratmak isteyen, sosyal etkilerin peşinde koşan gençleri keşfetmeye ve onların gelişip büyümesi için doğru iklimi ve ekosistemi yaratmaya devam edeceğiz. Bunu da yaparken önceliğimiz reaktif değil, her zaman önleyici teknolojiler kullanmak olacak. Ve bunu yaparken de gücümüzü nereden alacağımızı çok iyi biliyoruz. Sinan abinin de konuşmasında söylediği gibi gücümüzü 700 yıllık aslında köklerimizden, Yunus Emre'ye dayanan değerlerimizden alıyoruz. Aziz Sancar'ın da söylediği gibi dünyayı değiştirmek için çok iyi okullardan, en iyi üniversitelerden, liselerden mezun olmaya gerek yok. Buna en güzel örnek kendimi verebilirim. Çünkü ben de bir devlet lisesinden, bir Anadolu Üniversitesi'nden mezun oldum. Ve şu an YGA'nın 6. dönemine liderlik ediyorum. Çünkü YGA'da biz özgeçmişe değil, özgeleceğe bakıyoruz. Eğer sizler de değerlerinizi YGA'nın değerlerine atmak, çapanızı YGA'nın değerlerinize atmak istiyorsanız, eğer sizler de dünyada ilkler hayata geçirmek istiyorsanız, benim için olduğu kadar sizler için de YGA çok doğru bir yer. Şimdi artık sizlerin hikayelerinizi dinlemeyi dört gözle bekliyoruz. Fulden çok teşekkürler. Gerçekten hem bu iki günü bizim için özetledin, damıttın. Bir yandan da buradaki en kıymetli notların altını çizmiş oldun. Şimdi Fulden konuşmasında sizlerin hikayesini merak ediyoruz demişti. Zaten Fulden müjdeyi vermiş oldu. Bu sene YGA programlarına ilk basamakları için kayıt olmanız yeterli. Şu an program kayıtlarımız açıldı. Web sitemize girerek oradan lise veya üniversite bölümlerini seçerek kaydınızı olabilirsiniz. Yavaştan YGA zirvesinin sonuna geliyoruz. Şimdi ekran başında binlerce kişiyle beraberdik. Burada da biz bir ekiple beraberdik ama bir yandan da arka planda çok büyük bir ekip çalıştık, organizasyon yaptık. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Hatta şimdi sizi onlarla tanıştırmak istiyorum. Hepinize çok teşekkürler. Çok sağ olun. Yunus Emre bir şiirinde der ki, kılı kırk yardılar, birin yol gösterdiler. Ne mutlu o ince tek yola erenlere ve bizleri eriştiren hayal ortaklarına diyoruz. Fulden'cim, herkese ben artık veda etmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. 22. YGA Zirvesi'nde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.